Selamünaleyküm arkadaşlar. Cafer Ustam 1979 model tek silindir bir Java topluyor bana. Ustalığının bütün hünerini bu motosiklette göstereceğini söyledi. Daha önceki fotoğraflarını sizlerle paylaşırım. Maşallah fabrikadan çıkmış gibi olmuş. Hatta ondan daha iyi olmuş diyebilirim. Cafer Ustam'a ben 1990'lı yıllarda motorumu tamir ettirdim, baktırdım, bakımını yaptırdım. Yani 1989 da diyebiliriz. 89-90'lı yıllardan beri bizim motosikletlerimizi yapar. Hani evde motor yok muydu? Var zaten motor. Ama işte bu her biri bir başka güzel bunların. Cafer abi kolay gelsin. Sağ olun. Sağ olun. Eline sağlık. Meydana gelmiş ya maşallah. Var da asıl işi bundan sonra başlıyor. Öyle mi? İnşallah gidecek. Ama toplamış sanki epey. İşte test aşaması var. 90'lar çıkar. Burada çok boğazı çok kibar görünüyor. Harika bir motor. Ayakçık da mı değişik ne? Evet. Ayakçık da değişik. Evet. Allah Allah. 12 volt yaptın gene değil mi abi? Arkadaşlar normalde bunlar 6 volt fabrika çıkışı ama işte bunları 12 volta çeviriyoruz ki daha yüksek performans göstersin ateşlemesi. Yılların eskitemediği motosikletler bunlar. Bunların üstüne defalarca farklı modelde, farklı şasede, şurada burada motosikletler çıksa da insanlar bunlardan vazgeçemiyor ne hikmetse. Türkiye'nin o bundan 30 yıl, 40 yıl, 50 yıl önceki yollarına, şartlarına dayanabilen bir motosiklet olduğu için özellikle Antalya, Alanya, Konya, Kahramanmaraş buralarda acayip tutulmuş. Hangi şehirlerde yoğun bir şekilde var Cafer abi? En çok herhalde Antalya'da var değil mi? Antalya, Bursa, Konya. Yani Türkiye genelde... Bursa, Konya. Buralarda hangi şehirde çok meraklısı var bunun? Maraş'tan başka? Genelde işte İstanbul, İzmir tarafı, Bursa tarafı, Alanya, Gazipaşa. İzmir'de de var. Var İzmir'de de. İzmir ilçelerde mevcut şu anda. Peki buradan Antep'ten öbür tarafta var mı? Doğuya doğru gittikçe. Tekleme var ama diğer saydığım yerlerde. Urfa'da falan görüyorum bazen internette. Urfa'da, Diyarbakır'da. Alanya, Konya gibi Antalya gibi değil tabii. Neredeyse Alanya'nın simgesi olmuş ya. Gazipaşa'nın, yani, Alanya'nın, Almanya'da Antalya'nın. Almanya'da dahi mevcut şu anda. Almanya'da bile birçok şehirde mevcut bayağı var yani. Peki bu kasadan sonra bu kasadan sonra onlarca kasa çıktı. Java onlarca kasa üretti farklı. Biz de bindik zamanında. Bunun farkı ne de bu halen tutuluyor, halen istek görüyor. Nedir bundaki espri? Fabrikanın yaparken bunu imal ederken bunun ömür koymadığı bir motor. Bunun depoları, ekstruları, bakır karışımı, eski tükümlerle konu olan birçok insanımızın hafızalarına silinmeyen bir motor. Zaten şu anda da hala gündemimizde bulamıyoruz. Zaten yok. Piyasada da yok. Böyle orijinal yapılı, böyle orijinal darbe görmemiş motorlar biraz zor buluyor. Zaten birçoğu da bunları bilinçsiz de hurdaya ayrıldı. Bu da bir milli kayıp. Bu da bir milli kayıp yani. Ama şu anda bunlar dediğim gibi her alana benziyor. Bir motoru başından sonuna toplamak ne kadar zamanın alıyor? Bizde 45 gün, 2 aya yakın. Bizimki hikaye geçti ama. Geçti. Bitti özendin mi? Sen müşteri değilsin o yüzden. Sen müşteri olmadığın için. Biz müşteri değilmişiz abi. Bize özel bir uygulama var burada. Bu hangisiydi? Bu Hataylı amcanınki değil mi bu da? Bu enkazdan gelen. Evet. Çıkan. Ha bu enkazdan çıkan. Depremden çıktı. Bunun önceki halini de sizden paylaşırım arkadaşlar. Bunlar bildiğiniz... 4 katlı binanın altından çıktı bu. 4 katlı bir enkazın altından çıktı. Yani tabii bu baba dede yadigarı olduğu için insanlar yeniden yaptırıyorlar. Şu hangisiydi? Şu seninki mi? Bu da bizim 69'umuz. Ha, senin kendi bindiğin motor. Tabii ondan sonra şu modeller çıktı ama bu modellerle kim... Ben de çok bindim bu modellere. Aynı böyle beyazından bende de vardı. Yıllarca bindik. Çocukluğumuz bunların üstünde geçti. Ha, şurada eskisi var. Eski hali bu. Şimdi bunu da diriltecek Cafer Usta. Al. Bu da benim 2021 model. Şase aynı.
Bir dene bakalım usta. Öyle öyle doğru. Bas. Bu da benim 2021 model. Orijinal. Evet, şu da Cafer Usta'nın çift silindiri, aynı motorun. Bunları yeniden topluyor, böyle emek veriyor. Tek tek hepsini elinde yapıyor, bütün parçaları. Bazı parçaları orijinalini bulmak zor. Eski parçaları burada kendi marifetiyle, kendi çıkarttığı kalıplarla, yöntemlerle sıfırdan toplayıp çıkarıyor. Sanki fabrikadan çıkarmış gibi çıkarıyor bunları yeniden. En ince noktasına kadar emek veriyor. Böyle eski model depoları, parçaları şöyle. Hiçbir tanesini sağa sola atmıyor, zayi etmiyor. Yıllardır aynı işi yapar. Başka iş yapmaz. Ben sihirbaz diyorum bu adama. Sihirbaz. Motorun bütün ölçülerini biliyor. Yere yakınlık, uzunluk, çamurluk kalınlığı. Tabi bunlarda ince depo, kalın depo, büyük depo şeklinde farklı seçenekler de var. Kapalı direksiyon, açık direksiyon var. Tek silindirlerde 6 volt, 12 volt ateşlemeler var. Şimdi bende de bundan, bu eski modelden 2 tane var ama bu da ustamızın bir eseri olsun dedik. Böyle bütün ustalığını göstersin istedik bunda. Şasesi düzgün bir motosiklet bulduk. Önemli olan şu şasenin sağlamlığı. Şöyle burada etiketi olması lazım. Şasenin yıpranmamış olması lazım. Düzgün muhafaza edilmiş olması lazım. Ondan sonrasını yapmak kolay. Yani bazı parçalar sağda solda satılıyor. İşte şu kilometre saatini zor bulduk. Orijinal bir kilometre saati bulduk. Çalışır vaziyette. Ustamız onları da toplayacak. Yaklaşık 45 gün önce başlamıştı buna. Yani şu iyi. Bundan daha beterdi. Sadece bir iskelet vardı elimizde. Efendim bir şöyle bir depo. İki çamurluk. Yani bu hale geleceğine ben de çok şaşırdım açıkçası. Çok güzel olmuş. Bitmeden heyecanlandık şimdiden. Teknolojik motorlar da olsa yine kafamız, gönlümüz bunda, ne hikmetse. Bunun sesi bizi cezbediyor. Belki de çocukluğumuzun motosikleti olduğu içindir. Motor sürmeyi bunların üstünde öğrendik. Bunları da öğrendik. Halen de güzel bir şasesi var yani. Böyle vazgeçilemeyecek bir tipi var. Hele bitsin bakalım da. Bir de son halini sizlerle paylaşırım bittikten sonra. Asma kilidi bak. Allah Allah. Dükkan kilidi gibi ya.